Merhabalar. Bugün ben yine size bazı pratik bilgiler vermek istiyorum egzersizle ilgili. Bugün özellikle diz problemleri olan kişiler için bacak kaslarını güçlendirecek egzersizlerden bahsetmek istiyorum. Bacak kaslarımızı hem ön hem arka hem iç hem dış olarak güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için ilk önce bedenimizi yine her zaman olduğu gibi ısıtarak başlayalım. Omuzları yukarıya doğru çekerek derin nefes alalım. Ufak bir ısınma yeterli olabilir. Şu an sandalye üzerinde bazı basit hareketler göstereceğim. Çevirdim. Ellerimi birleştirip ön tarafa doğru uzatıyorum. Kolları yukarıya doğru kaldırıyorum. Ve tekrar nefes verirken öne doğru sırtı yuvarlayarak. Nefes alırken yukarıya doğru. Ve nefes verirken öne doğru. Kolları iki yana açtım. Sağa sola doğru esneme yapalım. Omurgamız birazcık ısınınca asıl hareket bölgesine geçebiliriz. Tekrar bir kez daha sağ tarafa doğru esne, ortaya ve sol tarafa doğru esne. Derin nefes al. Şimdi birazcık rotasyon yapalım. Sağ tarafa doğru twist yapalım. Göbek deliğinden dönerek başı iyice geriye doğru çevirelim. Tekrar ortaya gelip diğer tarafa dönelim. Başı iyice geriye doğru çevirelim. Bir kez daha. Ve diğer tarafa bir kez daha. Şimdi oturduğumuz yerde iç bacak kaslarını güçlendirmek için böyle bir top alıyoruz. Her yerde satılıyor zaten. Yumuşak bir top. Dizlerin arasına doğru koyalım. Ve burada bacak içinin nasıl aktif hale geldiğini ilk önce oturarak herhangi bir risk olmadan hissedelim. Dik otururken topu sıkıyorum ve iç bacaklarım aktif hale geliyor. Ve bırakıyorum. Sıkıyorum. Ve bırakıyorum. Bunu bu bacak kasları birazcık yorulana kadar tekrar edebiliriz. Sıkıyorum. Ve bırakıyorum. Tekrar sıkıyorum. Ve bırakıyorum. Aynı şekilde çok rahat böyle evimizde bir kemer olabilir. Sert olacak, esnemeyecek bir şey. Bunu bacaklarımızın etrafına geçiriyoruz. Kendi kalça hizamız kadar bağlıyoruz onu bu şekilde. Daha kapalı olmasın. Kendi kalça hizamız kadar. Bu sefer de dış kalçayı hissetmek için dışa doğru itiyorum ve kalçalarımın gerildiğini hissetmem lazım ve bırakıyorum. Bir anda zaten kalçalar aktif hale gelince seni yükseltiyor. Bunu hissetmelisin ve bırakıyorum. Dış kalçanın aktif hale geldiğini hisset, it ve bırak. Bunlar sana İki yönlü çalışmak için bilinç sağlayacaklar. Yani ikisini de kullanmış olacaksın, ikisini de hissetmiş olacaksın ki ayakta bacaklarını güçlendirecek hareketleri yaptığında ikisini de hatırlamalısın. Şimdi bunu çıkarttım. Şimdi squat pozisyonu için yine topumu aldım. Kolları ön tarafa doğru getiriyorum. Sanki yerden, sandalyeden kalkacağım. Ayakları daha yakına bastık. Kalçayı sıkarak topu içe doğru öğrendiğim gibi iterek yavaş yavaş ağırlığı ön tarafa veriyorum. Omurgam düz. Henüz kalkmadım ama her an kalkacak şekilde duruyorum. Tam ağırlığı sandalyeye vermedim ve tekrar geriye gittim. Bacak kasları aktif içe doğru ittim, uzattım. Şimdi öne getirdim ağırlığı ve her an kalkacak gibi duruyorum ve tekrar oturuyorum. Bunu devam ettirirken yavaş yavaş kalkmaya başlıyorum. İttim ve artık kalktım ve topu itmeye içe doğru devam ederken omuzlarımı indiriyorum, sırtımı düz tutuyorum ve yavaşça oturuyorum. Nefes al, bir kez daha bunu yapacağım. Nefes ver, öne gel, dizlerin çok öne gitmesin, kalçan geriye, yere baktığında ayaklarını görmelisin ve yavaşça otur. Derin nefes al, aynısını yine kemerle yapıyorsun dış bacak için. İç bacakla yaptın, dış bacakla yapıyorsun. Kemeri dışa doğru iterken squat'a geçeceksin yavaş yavaş. Ayakları yine biraz yakına bas. Kalçayı yavaş yavaş kaldır. Bu sefer kemeri dışa doğru hafifçe iterek, tüm gücünle itme. Hafifçe iterek bekle. Kalçayı sık, sonra otur. Tekrar bunu yapıyorsun. Buraya bilinç olarak nasıl sıktığını hissetmelisin. Ve geldin ve kalktın. Ve yavaşça oturdum. Bunların hepsini bir hareketin içinde hiç alet yokken hissederek yapmalısın. Yani ayağa kalktım. Squat pozisyonuna geçeceğim.
Hem dizlerin içinde top varmış gibi hem de dizlerimin dışında kemer varmış gibi düşünüyorum. Kolları uzattım ve hem topu sıkıyorum hem kemeri itiyorum. Kalçayı sıkıyorum ve şimdi nefes alırken yükseliyorum. En büyük yaptığım hata da dizlerimin öne doğru gitmesi. Bunu yapmayacağım. Hep buradan katlanacağım arkaya doğru ve yine topu sıkıyorum, kemeri itiyorum. Hayal ediyorum nasıl sıkmıştım. Topu sıkıyorum, kemeri itiyorum ve yavaş yavaş yükseliyorum. Dış kalça için yine lastikle bir çalışma yapalım. Lastiğimizi yere koyuyoruz. Gergin değil şu anda. Üzerine basıyoruz. Kalça hizası kadar açık. Uçlarını belimize koyuyoruz. Ellerimiz ağrımasın diye buraya koyuyoruz. Ağırlığımızı sağ tarafa veriyoruz. Ve lastiği iterek sol bacağı kaldırıyoruz. Bunu denge gibi yapmayalım. İt, bırak. İt, bırak. İt, bırak. İt. Ayak parmak ucunu kendine doğru çekerek yap. Ve dış kalçayı aktif hale getir. Bunu birkaç defa zaten yaparsan buradaki kalça kaslarının iyice yandığını hissediyorsun. Ve bunu da bıraktım. Şimdi yerde bazı hareketler göstereceğim. Oturdum. Üst bacak kaslarım yine güçlenmesi gerekiyor. Ellerimi bedenim yanına koydum. Topuklarımı arkadan itiyorum. Bacaklarımı sıkıyorum fakat bacaklarım çok esnek olabilir ya da baldırlarım çok fazla kalın olabilir. Bu da bacaklarımın böyle esnemesini ve kalkmasını sağlar. Bunu yapmıyoruz. Topuklar yerden ayrılmayacak ama hala uylukları yukarıya doğru çekip sıkmaya çalışıyorum. Bırakıyorum. Sıkıyorum. Dizlerimi itmiyorum aşağı doğru. Bırakıyorum. Sıkıyorum. Ve bırakıyorum. Dizlerimi yine korumak için böyle bir battaniye alıyorum dizlerimin altına. Destek veriyorum. Bir rulo halinde yapıyorum bunu. Dizlerimin altını destekliyorum. O çok aşağı doğru esnemesin diye koydum. Şimdi battaniyeye doğru itiyorum dizlerimi ve yine sıkıyorum. Ve yine bırakıyorum. Ve yine itiyorum. Ve bırakıyorum. Ve itiyorum. Ve bırakıyorum. Bacaklarımı çalıştırdım gayet güzel bir şekilde. Bir de esnetmem gerekiyor. Yine sandalyede oturarak ön tarafı esnetebilirim. Dizinde problem olan kişiler dizlerini bükemedikleri için daha böyle yüksek bir yerde rahat bir şekilde bacaklarını bükebilirler. Burası uzayacak. Ellerimle arkadan destek alıyorum çünkü dengesiz olabilirim öne oturduğum zaman. Arkaya ağırlık verdim. Ve burası uzasın diye bekliyorum birazcık. Yerine koyuyorum. Diğerini getiriyorum. Ve onu da yerine koyuyorum. Bacaklarımı iki yana doğru açıyorum. Sandalyenin arkasına doğru yaklaştım. Kalçalarımı hissetmem lazım yine dış tarafa doğru. Ve sanki dizlerimi dışa doğru yaslayarak kalçayı sıkıyorum. Orada biraz 8'e kadar sayıp bekliyorum. Ve bırakıyorum. Bir daha sıkıyorum. 8'e kadar sayıyorum ve bekliyorum. Dış kalçayı esnettim. Yani çalıştırdım. Şimdi esnetmem lazım. Bacak bacak üstüne attım. Ve buradan iyice twist yapıyorum. Dönüyorum. Ortaya. Diğer taraf için. Dönüyorum. Ve bitiriyorum. Bugünlük bu kadar. Teşekkürler.